Mert Elektronik kanalından herkese selamlar. Ben Ercan. Bugün sizlerle birlikte akıllı mikrofonumuza doküman yükleyip nasıl kullanırız onu göstereceğim. Dilerseniz zaman kaybetmeden ürünümüzü alalım ve dilerseniz ekranımıza geçelim. Şimdi dilerseniz hemen kutumuzu açalım ve ürünümüzü ilk başta alalım. Kutuyu açtıktan sonra kullanım kılavuzu ve garanti belgesi karşılıyor bizi. Ürünümüz hemen içerisinde. Poşetinden çıkartıyorum ve sol tarafta yer alan micro USB data kablosunu da alıyorum. Data ve şarj kablosu. Bundan sonra kutuyla işimiz olmayacak. Hemen köşeye kaldırıyorum. Öncelikle cihazımızı başlatmamız gerekiyor. Cihazı başlatabilmek için SeaTalk logosunu gördük. Şimdi bilgisayarımızın USB portuna bağlıyorum data kablomuzu. Bağladıktan sonra sol tarafta bulunan micro USB portuna takıyorum kabloyu. Cihazımızın şu anda açılmasını bekliyorum tamamlamayla. Dokümanı nasıl hazırlayacaksınız ondan da bir ön olarak bir bahsedeyim. Öncelikle bilgisayarınızda Microsoft Office veyahut da LibreOffice, OpenOffice bu gibi programların kurulu olması gerekiyor. Hangisi olduğu fark etmez. Burada bir doküman oluşturacağız. Biz bilgisayarımızda Microsoft Office kurulu olduğundan dolayı Word kullanacağız. Word'u açıyorum. Açtıktan sonra yeni bir boş belge oluşturuyorum. Burada oluşturacağım belgenin çıktısını .docx olarak almamız gerekiyor. PDF veyahut da JPEG bunun gibi dosyalar maalesef ki akıllı mikrofon tarafından desteklenmediğinden dolayı kullanılamıyor. Onun da ön olarak bir bilgilendirmesini yapmış olayım. Kaydet butonuna bastım. Örnek olarak indirilenlere gidiyorum ve buraya görmüş olduğunuz üzere Word belgesi .docx olarak kaydedeceksiniz. Ben örnek bir çıktı aldım burada sizler için daha öncesinde. Görmüş olduğunuz üzere kuran.docx diye bir doküman dosyam var benim. İçeriğine bakacak olursak aynen bu şekilde görünüyor. Şimdi cihaz bağlantımızı yaptıktan sonra SeaTalk şu anda çalışıyor. Görüyoruz ekranımız da geldi. Hemen bilgisayarıma sağ tıklıyorum. Yeni sekmede açıyorum. Burada görmüş olduğunuz üzere RK312X diye geçer. Bazı zamanlarda da burada SeaTalk görebilirsiniz. Fark etmiyor. Cihazdan cihazı değişiklik gösterebilir buradaki. İçeriye girdikten sonra dahili depolama birimine basıyorum. Şimdi dizinimize geldikten hemen sonra birçok burada dosya görüyoruz. Aynı Android'de olduğu gibi. Bizim burada yapacağımız tek işlem şu. Direkt doküman dosyamızı tutup ana dizinine atmak cihazımızı. Bunu yaptıktan sonra herhangi bir işlemimiz kalmıyor. Direkt cihazımıza geçebiliriz dilerseniz. Şu an doküman yükleme işlemi tamamlandı. Peki bu dokümanları nereden izleyeceğiz veyahut da nereden görüntüleyeceğiz? Cihazımıza baktığımızda hemen sağ tarafta bir adet dosya birimi görebiliyoruz. Dosya birimi ikonu görebiliyoruz. Bastıktan sonra en üstte kablo ile veri yükleme USB. Bu seçeneğe bastığımızda görmüş olduğumuz üzere ana dizine yüklemiş olduğumuz Kur'an doküman dosyası direkt bizi karşılıyor. Eğer ki yeni bir yükleme yaptıysanız ve burada göremiyorsanız sağ taraftaki yenileme butonuna basarak yenileme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Şu an normalde kabloyu çekmem gerekiyor ama cihazımda pek fazla şarj olmadığından dolayı kapanma ihtimali var. O yüzden şu an takılı. Basıyorum hemen. Bastıktan hemen sonra görüntüleyebiliyoruz dosyamızı. Aşağı indiğimizde formatlandırmasının doğru biçimde olduğunu da görebildik burada. Dilerseniz son olarak size ufak bir bilgilendirme daha yapayım. Kumanda eşleştirmesine dair. Cihazımızı aldık, kullanıyoruz ve kumanda eşleştirmesi yapmamız gerekiyor. Hemen yanımıza bir adet kumanda alalım. Şimdi yanıma bir tane SeaTalk'ın yeni güncellenmiş kumandasını aldım. Aynı zamanda kutu içeriğinden de çıkan bir adet kumandamız var. Böyle bir kumanda çıkıyor. Bu kumanda eski sürüm. Yanında biz aynı zamanda yeni sürüm olan kumandayı da gönderiyoruz. Dilerseniz yeni sürümün eşleştirmesini hemen yapalım sizlerle birlikte. İlk önce kumandamızı poşetinden çıkartıyorum. Çıkarttıktan sonra pil yatağının hemen altında bulunan ufak bir jelatin tarzında bir şey var. Bunu çekiyorum şöyle. Çektikten sonra şu an kullanıma hazır. Cihazım üzerinde sol tarafta ayarlar butonum var. Bastıktan sonra sistem ayarlarım var. İkinci, üçüncü seçenek hemen şu altta. Kumanda ayarlarına basıyorum. Ve bastıktan sonra herhangi bir kumandanın eşleşmediğini bize gösteriyor burada. Öncelikle kumandayı kullanabilmemiz için kumandamızı açmamız gerekiyor. Açma kapama tuşu var alt tarafta bulunan. Bir kere basılı tutuyorum. Işık yandıktan sonra bıraktım. Şimdi ise yapmam gereken ses kapatma ve açma kapama butonuna basılı tutmak. Basılı tuttuktan sonra LED sabit yanıyor. LED sabit yanıp söndükten sonra bırakabilirim. Şimdi cihazım üzerinde eşleştirme butonu aktif oldu. Eşleştire bastığımda kumandanın bağlı olduğunu şu an görebiliyoruz. Geri gidelim. Doküman dosyamızı tekrardan geri açalım. Doküman dosyasını açtıktan hemen sonra ufak bir deneme yapalım kumandamızla. Şu anda oynattım. Oynatmayı durdurdum. Aşağıya doğru kaydırıyorum. Mikrofonumu açıp kapatıyorum.
Sesi yükseltiyorum. Okuma hızını yükseltiyorum. Ne kadar yükseltirseniz okuma o kadar hızlı gerçekleşecektir. Görmüş olduğunuz gibi kendinize göre ayarlama yapabiliyorsunuz bu şekilde. Bugün sizlerle birlikte akıllı mikrofonunuza doküman yüklemesi yaptık. Eğer ki aklınıza takılan herhangi bir sorun olursa yorumlar kısmına belirtirseniz cevaplamaktan memnuniyet duyarız. Videomuzu beğendiyseniz eğer ki beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.